ve örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken bir yandan da örgütün iç yüzü ortaya çıkmaya başladı. Kedicikler örgüte nasıl dahil oldular? Müritlerin gerçekte görevi neydi? İşte detaylar. Televizyon ekranlarındaki inşallahlı maşallahlı günler geride kaldı. Deyim yerindeyse Adnan Oktar için saltanat bitti. İddiaya göre polisin 9 aydır peşinde olduğu Oktar ve grubu öyle sistematik çalıştı ki üzerlerinde hiç şüphe bırakmadılar. İddiaya göre Adnan Oktar her bir müridinin üzerine 20 paravan şirket kuruyordu. Kuyumculuk ve hayali ihracat yapan bu firmalar üzerinden de kolaylıkla silah ruhsatı alabiliyorlardı. Efendim, İsrail ilişkiler var mı? Oktar'ın dışarı çıkmasıysa kolay olmuyordu. 20 kişilik koruma ordusunun eşlik ettiği Oktar zırhlı araçlara biniyordu. En az kedicikler kadar örgüt içindeki erkekler de dikkat çekti. İddiaya göre o erkeklerin örgütte kabul görmesi için Oktar'a para ve kadın getirmesi yeterliydi. Yakışıklı müritler iddiaya göre belli alışveriş merkezleri, kafeler ve kulüpleri hedef aldı. Evlenme vaadiyle müstehcen görüntüleri kaydedilen kızları tehdit ve şantajla belli adreslere götürüyorlardı. İddiaya göre o kadınlar kıdem sırasına göre imamlar, kardeşler, bacılar, cariyeler ve motorlar olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Hepsinin ayrı bir görevi vardı. Çok ağır suçlamalar var hakkınızda. Örgüte karşı çıkmaksa cesaret istiyordu. İddiaya göre kararlara itiraz edenlerin kaşları kazıtılıyor, saçları kestiriliyor ve dayak cezası veriliyor. Ta ki örgütün kurallarını sorgusuz kabul edene kadar işkenceye dayanamayanlara da ilaçlar verilip sakinleşmesi sağlanıyor. İddiaya göre o ilaçlar yüzünden kadınlar dünyadan bir haber yaşıyorlardı. Kedicik diye bilinen kadınlar birbirinin kopyası gibi. Çünkü iddiaya göre Adnan Oktar örgütüne elmacık kemikleri çıkık, ince belli ve kalın dudaklı kadınları tercih ediyordu. Öyle olmayanlar da estetik operasyonla diğerlerine benzetiliyordu.